Otokar Türkiye'den herkese merhabalar. Volkswagen'in crossover SUV modeli Tiguan bildiğiniz gibi uzun bir aradan sonra yenilendi. Tiguan'ın artık daha dinamik, daha kas ve daha güçlü bir yüzü var. Bununla birlikte altyapısını aldığı Passat ve Golf modelleri sayesinde binek hissi de bir hayli artmış ve daha sivilize, daha şehre uygun, daha yola uygun bir hale gelmiş. Tiguan'ın bir benzinli ve iki dizel motor seçeneği var. Şu anda konuğumuz olan 150 beygirlik 1.4 litrelik versiyon. Detayları daha fazla uzatmadan direksiyon başına geçelim. Bu motor 150 beygir gücünde ve 250 Nm'lik torka sahip. 1.4 litrelik motorun bu verileri bence başarılı. TSI motor aynı zamanda Volkswagen'in ACT ismini verdiği aktif silindir kapatma teknolojisine sahip. Bu sayede ihtiyacı olmadığı durumlarda 4 silindirin sadece ikisini kullanaraktan yakıt tasarrufu elde ediyor. Tiguan'ın bu ACT teknolojili motoru şu anda seyrettiğimiz otobandaki 120 km hızda bile 2 silindir modunda seyretmemize olanak tanıyor. Ve yol tutuşu olarak da bence başarılı. Motoru bu gücü 6 ileri DSG yani çift kavramlı şanzımanla ön tekerleri iletiyor. DSG şanzımanı aynı zamanda direksiyon üzerindeki bu kulaklıklar yardımıyla da kontrol etmeniz mümkün. Volkswagen tarafından verilen tüketim verisi 100 km'de 6.1 litre. Fakat ben çok kısa sürede direksiyondayım. Buna rağmen 8 litrenin altına düşmem pek mümkün olmadı. Sürüşünden bahsedecek olursak Golf ve Passat modellerinde alışkın olduğumuz MQB isimli modüler altyapı bulunuyor. Bu sayede Tiguan'ın da başarılı yol tutuşu ve konfor özellikleri var. Bu aynı zamanda otomobilin ağırlığına da olumlu etki etmiş. Tiguan'ın şu anki kullandığımız kombinasyonun ağırlığı 1495 kg. Tiguan 0-100 hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor ve gaza sonuna kadar bastığınızda ulaşabileceğiniz hız saatte 200 km. Kabin oldukça ferah ve geniş ve aynı zamanda burada eşyalarınız için oldukça kullanışlı küçük gözler mevcut. Tiguan'ın kabininin ses yalıtımı da iyi düzeyde. Yol sesini kabine yansıtmamaya özen gösteriyor fakat otoban süratlerinde birazcık rüzgar sesi aldığını söylemeliyim. Otomobilin iç mekanına baktığımızda yine Volkswagen'in kendi çizgileri var. Aynı zamanda burada opsiyonel olarak sunulan 12.3 inçlik bir gösterge panelimiz var. Yaşam alanından biraz bahsedecek olursak arkada 3 kişi için yeterli bir yaşam alanı mevcut. Benim boyumda 1.84, koltuğu biraz kaldırdığımda ise yine başarılı bir baş mesafesi sunuluyor. Hiçbir sorun olmadan her yeri de görebiliyorum. Volkswagen'in yenilenen crossover SUV modeli Tiguan'la ilgili daha detaylı görüşlerimi ve yorumlarımı Otokar'ın Temmuz sayısında bulabilirsiniz.